18 yaşındaki Eda Nur, cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla polise başvurmuş, zanlıların serbest bırakılmasından bir hafta sonra da canına kıymıştı. Genç kızı ölüme sürükleyen iki zanlı tutuklanırken, üçüncü zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı efendim. Ve tutuklanan zanlıların suç dosyaları bir hayli kabarık çıktı. Cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek polise başvurmuştu. Zanlıların ceza almamasına dayanamamış, canına kıymıştı. Genç kızı ölüme sürükleyen zanlılar tutuklanmıştı. İki zanlının suç dosyaları bir hayli kabarık çıktı. Kan donduran olay geçtiğimiz hafta Ankara Çankaya'da yaşanmıştı. 18 yaşındaki Eda Nur, iki kişinin cinsel saldırısına uğramıştı. Polise giderek saldırganlardan şikayetçi olmuştu genç kız. Zanlıların serbest bırakılmasından bir hafta sonra da canına kıymıştı. Dehşeti düşüren olay sonrası tüm Türkiye ayağa kalkmış, olayda adı geçen 3 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önceden serbest bırakılan 2 zanlı nitelikli cinsel saldırı suçundan tutuklanırken, olay gecesi yanlarında olan bir zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Allah'ımdan. Ve zanlıların geçmişiyle ilgili şaşırtan detaylar ortaya çıktı. İki zanlının suç dosyaları çok kabarıktı. Zanlı Mehmet Ağa'nın güveni kötüye kullanma, mühür bozma, yaralama, kişilerin huzur ve sükununu bozma gibi suçlardan sabıka kaydı vardı. Suç ortağı Yusuf G'nin de tehdit, hakaret, basit yaralama, görevi kötüye kullanma, iftira ve dolandırıcılık gibi birçok suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.